izleyeceğiniz tarihçe bir sevda öyküsüdür. Alparslan Türkeş'in liderliğinde 9 Şubat 1969'da Adana'da kuruldu. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye siyasetindeki 53. yılını kutluyor. 31 Temmuz 1 Ağustos 1965 Türk siyasi hayatında yeni bir tarihi, yeni bir sayfayı ve hiç bitmeyecek bir süreci başlattı. 1969'da Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi adını Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirdi. Partinin genel başkanlığına Alparslan Türkeş seçildi. MHP 70'li yıllarda kurulan milliyetçi cephe hükümetlerinde yer aldı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından kapatılan parti 1983'te muhafazakar parti çatısı altında yeniden toplandı. 2 yıl sonra bu kez partinin adı Milliyetçi Çalışma Partisi olarak değişti. 1987 referandumuyla siyasi yasağa kalkan Türkeş, MHP Genel Başkanı oldu. 6 senenin ardından partinin adı yeniden Milliyetçi Hareket Partisi, logosuysa Üç hilal olarak belirlendi. Alparslan Türkeş'in 1997'de vefatının ardından Devlet Bahçeli genel başkanlığa seçildi. MHP Bahçeli liderliğinde çeyrek asrı geride bıraktı. Bahçeli Türk siyaset tarihine damga vuran çıkışlarından birine 2016 yılında yaptı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin yolunu açan isimlerden biri oldu. MHP 24 Haziran 2018'deki seçime AK Parti ile kurulan Cumhur İttifakı ile girdi. Bu seçimde %11 bir oy oranıyla mecliste 49 sandalye kazandı.